Değerli arkadaşlar, bu akşam sunumu ben gerçekleştireceğim. Tuna Hocam bana tevdi etti bu görevi. Gerekçesi şu: Ercan Yılmaz hocamızla birebir ilişkim olduğu için, tanıdığımız için sen konuş dedi. Dolayısıyla ben yardımcı olmaya çalışacağım. Çok zevkli bir konu olacağını düşünüyorum. Behçet Necati benim çok sevdiğim bir şair. Aynı zamanda biraz önce internetten dinledim. Zuhal Olcay'ın da seslendirdiği bir şarkısı var. Vedat Sakman'ın bestelediği Sevgilerde diye. Onu belki konuklarda dinleyebilirler. Behçet Necati aynı zamanda öğretmen. Yani Kabataş Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Benim bilebildiğim, Ercan Bey çok daha detaylı bilgileri verir ama şu an günümüz edebiyatının çok önemli iki ismi onun birebir talebesi. Bir tanesi yurt dışında yaşayan sanırım İsveç'te, Stockholm'de Demir Özlü. Bir de Hilmi Bey, Hilmi Yavuz. Çok iyi öğrencisi. Zaten bence bir öğretmen iki öğrenci Türk Edebiyatı'nı kazandırmışsa asli görevini yapmıştır diye düşünüyorum. Ercan Yılmaz ilgili çok kısa bir biyografi vermek istiyorum. 1977'de Sakarya Geyve'de doğdu. Ercan Hocam çok güzel bir yerde doğmuşsun Geyve'de. Sezai Bey'in yerini hatırlayarak O yüzden bilmiyorum. Selçuk abi, o yüzden Sakarya'da doğdum yazmıyorum. Sakarya Geyve diye ekliyorum Pekala, tamam. 99'da Katü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Nazan Hanım'ın öğrencisin o zaman Ercan, değil Evet, mi? evet, 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 evet. Şanslıyım o bakımdan, 2003, talihliyim. eyvallah. Benim de ara sıra yazmış olduğum 2003-2008 arası Ada isimli çok önemli bir dergi çıktı Trabzon'da. Ercan Bey onun editörlüğünü yürüttü bir dönem. 2009'da Tanpınar ödülünü aldı. Çeşitli dergilerde günümüz edebiyatını temsil eden çeşitli dergilerde şiir ve yazıları yayınlandı. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'le Gül Algısı konulu tezde yüksek lisansını tamamladı. Halen Sakarya'da bilebildiğim kadarıyla Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili Edebiyat Öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir. Doğrudur değil mi bu bilgiler Ercan Hocam? Evet, Selçuk. Evet, senin de geldiğin, ziyaret Tamam. ettiğin, güzel bir konuşma yaptığın okulda, evet. Eyvallah. Ben sözü size bırakıyorum. Behçet Necati gibi nasıl bir öğretmen değerli hocam? Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle ben Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Tuna Hocama teşekkür ediyorum. Selçuk abi, sana teşekkür ediyorum ve bu akşam bu saatte bizlerle birlikte olan öğretmen arkadaşlarımıza ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Behçet Necati Gil çok önemli bir isim gerçekten. Behçet Necati Gil aslında çok da böyle yakın zamanlara kadar diyeyim, çok da kıymetli bilinen ya da en azından farkına varılan biri değildi. Ya da bu çok yönüyle, çok yönlülüğüyle farkına varılan biri değildi. Şimdi biz burada tabii daha ziyade odağımızı Behçet Necati Gil'in hocalığı üzerinde tutacağız. Ama Behçet Necati Gil'in şairliği hocalığından ayrı mıdır? Şairliği hocalığı şairliğinden ayrı mıdır? Veya diyelim ki radyo oyunu yazarlığı ya da çevirmenliği falan hoca kimliğinden, öğretmen yerine hoca demeyi tercih ediyorum, hoca kimliğinden ayrı mıdır falan diye bir soru sorarsak kendi kendimize, ayrı değildir. Bence bir bütün. Bence bir bütün. Sadece formel anlamda Behçet Hoca'nın dersine giren talebelerin hocası değil Behçet Hoca. Aynı zamanda daha sonraki dönemlerde de, yani hem o dönemde dersine girmeyen öğrencilerin hocası, talebelerin hocası, hem de 79'da vefatından sonra bugüne kadar bizlerin hocası. Birçok yönüyle bizlerin hocası. Yani Necati Gil'i tam bir hoca olarak değerlendirmek lazım. Nevşahsına münhasır bir hoca olarak değerlendirmek lazım. Şairliği de onun içerisinde, çevirmenliği de onun içerisinde. Aynı zamanda dikkat çekmiş olduğu başka hususlar da onun içerisinde. Biraz onu açmaya çalışacağım ben, müsaade edersen Selçuk abi. Şimdi Necati Gil Lütfen, ile lütfen. ilgili kendimce bir 40 madde hazırladım ben. 40 madde. Dolayısıyla bu 40 maddeyi, bu bir çerçeve belirlemek açısından ben dinleyici arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş biraz daha özele getireceğim meseleyi. Şimdi ben tabii Necati Gil'in talebesi olmadım. Ama talebesinin talebesi oldum. Yani Hilmi Hoca'nın talebesi oldum. Dolayısıyla benim Necati Gil üzerine söyleyeceklerim büyük ölçüde Hilmi Hoca'dan aktaracaklarım. Yani Hilmi Hoca'nın yakınlarda çok güzel bir kitabı çıktı, Behçet Hoca kitabı, Everest yayınlarından. Evet. Muhteşem bir kitap gerçekten. Bir anlamda Tanpınar'ın Yahya Kemal isimli o muhteşem kitabına
nazire olsun diye yazmış olduğu bu anlamda hocasını merkeze koydu. Hocasının şairliğini ve hocalığını merkeze koymuş olduğu kitap. Bir de Hikmet Sami Türk, o da 50-54 arası Behçet Necatigil'in Kabataş Lisesi'nden talebesi. Onun şair ve öğretmen kimliğiyle Behçet Necatigil isimli küçük bir kitabı var. O kitaptan yararlanarak anlatacaklarımı ve o kitaptan nakledeceklerimi ben arkadaşlarımla paylaşacağım. Şimdi önce genel kendi çerçevemi çizmek istiyorum. Birincisi, ben niçin Necatigil'i seviyorum? Niçin Necatigil'i sadece onun dersine girenlerin değil, aynı zamanda girmeyenlerin de. Onun ölümünden sonra da, yani 79'dan sonra da aslında bizlerin hocası olduğuna ilişkin bir çerçeve. Birincisi şu, birincisi Rilke'nin Malte isimli bir kitabı var. Muhteşem bir kitap arkadaşlar. Dolayısıyla onun çevirmeni kışkırtıcı bir şekilde çeviriyor. Muhteşem bir Türkçeyle çeviriyor. Şöyle bir ön sözünde şöyle bir tespit var. Bizzat kitap onu seçmiş ve emretmiştir. Beni al ve oku. Ruh verimli huzursuzluklarla yüklü Malte gibi bir şair, kendi ruh şartları itibariyle yine yakın aleti ruhiyeler içinde çalkanan bir genç şairden, Necatigil'den yani, daha münasip bir mütercim, daha uygun bir nakil bulabilir miydi? Bulamazdı. Nitekim Malte'nin başkaları tarafından da evet tercümeleri var ama Necatigil'in tercümesi çok özel gerçekten. Şimdi şu ilginç bir şey, 1950'li yıllara denk geliyor Behçet Necatigil'in, tam da Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı yıllara denk geliyor Malte'yi çevirişi. Hilmi Hoca aktarıyor derslerde Malte'den bölümleri, çevirmiş olduğu bölümü ezbere aktarırmış talebelerine. Düşünün. Yani niçin çevirmenliği, niçin şairliği de hocalığına dahildir sorusunun cevabı aslında biraz da bu. Yani çeviriyor sıcağı sıcağına ve ilk okurları, dinleyenleri, o metinleri, o özel metinleri talebeleri oluyor. Bu çok büyük bir ayrıcalık gerçekten, muhteşem. Ve ezberlemesi çevirmiş oldu. Yani muhtemelen çevirmiş olduğu pasajları kitabın büyük çoğunluğunda ezberliyor idi. Ve talebelerin de ezberlediğine ilişkin hatıraları ben Hilmi Hoca'dan dinledim. Yani Hilmi Hoca da dinleyip, Behçet Hoca'dan zaman zaman Malte'den çevirmiş olduğu bölümleri dinleyip ezberliyor imiş. Hatta bazı bölümleri ezberinden hala okur. Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi biz 1950'lerde öğretmenlik yapan Necatigil'i konuşuyoruz. 1950'lerde yaklaşık 70 sene öncesinden, 80 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi aslında o zamanki çerçeveyle, o zamanki paradigmalarla, bugünkü paradigmalar arasında o kadar büyük farklar var ki. Aslında bana kalırsa, son söyleyeceğim şeyi başta söylememde bir sakınca yok. Bana kalırsa değişen bir şey yok. Ben 23 yıllık edebiyat öğretmeniyim. 23 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Benim eğitim anlayışım şuraya dayanıyor, şu sisteme dayanıyor. Usta-çırak ilişkisi tamamıyla. Yani teknolojik gelişmeler, işte bizim işimizi kolaylaştıracak, öğrencinin işini kolaylaştıracak bir takım gelişmeler, fiziki şartların geliştirilmesi vesaire, bütün bunları bir tarafa koymakla birlikte, evet koyuyorum, bunların faydası yoktur demiyorum ama özü itibariyle benim inandığım eğitim sistemi usta-çırak ilişkisi. Şimdi belki Necatigil bağlamında söyleyeceğim şeylerin önemli bir kısmı birçoklarımıza çok böyle fevkalade şeyler gibi gelmeyebilir, gelmeyecektir de. Ama benim için fevkalade şeyler. Yani Behçet Necatigil'in Rilke'nin Maltesini çevirip sıcağı sıcağına çevirmiş olduğu bölümleri talebelerine okuması, ezberden okuması, başka bir metinle, başka özel bir şairin metniyle buluşturması talebelerini benim için çok özel bir şey. Çok özel bir şey. Devam ediyorum. Bilenler bilecektir, hatırlayacaktır. Onun da bestesi var, muhteşem bir beste. Nilüfer şiiri var. Nilüfer gibi Türk şiirinin şaheserlerinden birini yazdığı için, o aynamdı, anlamdı, lambamdı kelimeleriyle biten o muhteşem şiiri yazdığı için ki bu muhteşem şiirin Hilmi Hoca okumasını yapmıştı. Bir taraftan biz bu şiirin Hero ile Leandros Yunan mitine gönderme yaptığını biliyoruz. Bir taraftan da çok ilginç bir şekilde prenses bir okumayla bu şiirin arka planında aslında bir divan şairinin beyti olduğuna ilişkin bir tezi var Hilmi Hoca'nın. Yani bir taraftan Batı'ya, bir taraftan Grek mitine, bir taraftan da kendi
kaynaklarımıza eğilen ikisini bir şiirde toplamış şairden bahsediyoruz. Bu da çok önemli bir tarafı Behçet'in. Biraz sonra biraz daha açacağım. Bence onun hocalığının en kıymetli tarafı bu. Yani tek yönlü olmaması, sadece işte Şark İslam klasikleri değil ama aynı zamanda Batı klasikleri de. İşte Alman klasikleri, Fransız klasikleri ya da işte Batı edebiyatının önemli eserleri, onlar üzerine düşünüyor olması, onları çeviriyor olması, Hamsun'dan yaptığı çevirileri hatırlayalım. Onlar üzerine yazıyor olması talebelerin üzerinde önemli bir etki bırakıyor idi. Nitekim zaten 1950'li yıllarda ki anlayışın dışında bir şair ve aynı zamanda hoca Kabataş Lisesi'nde Behçet Necati Gül'ün. Bir taraftan yeniye de açık tarafı var. O yüzden hem sınıfındaki talebeler için çok özel hem de başka öğretmenlerin dersini alan, edebiyat öğretmeni başka hocalar olan talebelerin de etrafında hali olduğu bir isim Behçet Necati Gül. Yani bu çok önemli bir şey. Yahya Kemal'i ilk defa görüşünü anlatıyor Tanpınar, o muhteşem Yahya Kemal kitabında. Hatırlayacaksınız ilk sayfalarda. Ders bittikten sonra diğer sınıflardan, amfilerden gelen talebelerle daha da kalabalık hale geliyordu sınıf diyor. Yahya Kemal'in dersi için. Muhteşem bir şey yani. Düşünsenize başka okullardan, başka sınıflardan talebelerin teveccüh etmesi size. Demek ki sizde bir şey bu, bir kaynak var orada, bir şey var gerçekten. Dolayısıyla bir taraftan yönünü batıya çevirmiş olması, bir taraftan doğuya çevirmiş olması, yani iki kanatlı olması Behçet Necati Gül'ün, onun tabii şeyiyle birlikte, diğer karizmasıyla birlikte çok önemli bir hoca olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri. Nitekim az önce Selçuk abi söyledi, çok güzel söyledi. Onun yetiştirdiği talebelerden biri Hilmi Hoca'da, Hilmi Yavuz'da. Hilmi Yavuz'un poetikasının merkezinde yer alan husus da budur. Hem Batı edebiyatının ve dünya edebiyatının müktesebatı hem de ait olduğumuz medeniyetin kodları her bakımdan. Düz yazılarında da öyle, konuşmalarında da öyle, şiirlerinde de öyle. Poetikasının merkezine oturttuğu hususlardan biri bu. Galiba en çok ihtiyacımız olan hususlardan bir tanesi bu. Yani bugün edebiyat öğretmenleri itibariyle ya da öğretmenlik genel çerçevesinde söyleyecek olursak. Yani hem dünyanın gelişmelerine ayak uydurabilmek ve onları taşıyabilmek hem de ait olduğumuz medeniyetin kodlarını en azından bir bilgi objesi olarak temellük ederek onları öğrencilerimize, talebelerimize ulaştırabilmek. Bu çok önemli bir husus diye düşünüyorum. Üçüncü maddemi şöyle, Kabataş Lisesi'nin efsane edebiyat hocası olduğu için belirlemişim. Evet, gerçekten bazı hocalar tırnak içerisinde bugün gençlerin çok kullandığı ifadeyle efsane olabiliyor gerçekten. Sadece dediğim gibi o günün talebelerine değil, bugünün de hocalarına ve talebelerine yol açmış bir hüviyette karşımıza çıkıyorlar. Birazdan yine açacağım. Yine o Türk şiirinin şaheserlerinden Nilüfer gibi, Kar gibi, Yatsı gibi, Katele gibi, Yıldızlar gibi, Solgun Bir Gül Dokununca ya da Hütüt, Sevgilerde, Dağ, iki Başına Yürümek gibi insana eskilerin deyimiyle söylenir şey değil dedirten şiirleri kaleme aldığı için. Şimdi bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Gerçi bu saymış olduğum şiirlerin önemli bir kısmını en azından 50 yıllarda yazmış değildi Behçet Necati Gül ama edebiyat dünyası içerisinde bir karizması olan, saygınlığı olan, sevilen bir şairdi. Düşünsenize siz 14-15 yaşında yatılı okulda bir talebesiniz Kabataş Erkek Lisesi'nde ve hocanız Behçet Necati Gül. Behçet Necati Gül çeviriler yapıyor, Behçet Necati Gül şiirler yayımlıyor, Behçet Necati Gül başka alanlar, edebiyatın başka alanlarında da işte radyo oyunları vesaire filan kalem oynatıyor. Şimdi ister istemez üzerinizde bu karizmanın bir büyüsü olacak üzerinizde, ister istemez. Nitekim bu büyüye kapılıyorlar zaten talebelerde. Devam ediyorum. Evinde, hüznünde, söylenmeyeninde beş halini yazdı ve başka hallere süzüldüğü, süzülmemize imkan verdiği için Behçet Necati'yi seviyoruz. Behçet Necati Gül'ün şiiri Yapı Kredi Yayınları'ndan bütün şiirler olarak bütün şiirleri basılmıştır biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla o şiirleri okuduğumuz zaman orada insanın neredeyse bütün insanlık durumlarına, insanlık hallerine karşılık bulabileceği şiirleri bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir husus. Yani insanı çok iyi tanıyan ve elbette talebesini çok iyi tanıyan ve onların ihtiyaçlarına göre hareket edebilen, onları anlayabilen, onlarla dost olabilen, onlarla aynı yolda yürüyebilen
bir eğitimci demeyeyim ama bir hoca. Aynı yolda, aynı zamanda bir dost onlarla. Aynı zamanda bir mihmandar. Aynı zamanda onlardan da bir takım şeyler öğrendiğini itiraf eden ve bunu söylemekten çekinmeyen, kendisini tabiri caizse yağmalatan bir hocadan bahsediyoruz. Şimdi bu az önce söylemiş olduğum Nilüfer şiiri bağlamında söylemiş olduğum husus. Gerçek dergisinde bir röportajı var, söyleşisi var Behçet Hoca'nın. Şöyle söylüyor: Batı şiiri hiçbir zaman mitolojiden ayrılmamıştır. Bugün Avrupa şiirinde bütün Batı şairliğine mitos imajlarına rastlarsın. Bizde niye olmasın bu? Serapa, istareler dünyasıdır, menakıbnameler, dervişlerin hayatları. Modern şiir Batı'da Hristiyan mitoslardan yahut Yunan mitoslarından yararlanıyor. Bizde baki ne kadar çok değerli menkıbeler, kerametler var, dervişleri düşünün vesaire diyerek aslında yıllarca görmezden gelinen bir hakikati dile getiriyor. Bu söylediği Gerçek dergisinde söylemiş oldukları Behçet Hoca'nın aslında hocalığının da merkezini teşkil eden hususlardan biri. Az önce de söylemeye çalıştığım gibi. Sadece ait olduğumuz medeniyetin edebiyatıyla ya da kültürüyle öğrencileri buluşturmak değil, aynı zamanda dünya edebiyatının zenginlikleriyle, Batı edebiyatının zenginlikleriyle de talebelerini buluşturmak ve o meyanda bir yol açmak. Bu hususta bir yol açmak, önderlik yapmak. Bu çok çok kıymetli bir şey. Bakın burada hiçbir ideolojik tavır söz konusu değil, dikkat ederseniz arkadaşlar. Hiç. Tamamıyla. Bir bilgi objesi olarak, yani inancımız, ideolojimiz, elbette hepimizin kendine göre inancı, ideolojileri vesaire, dünya görüşü falan var ama hocalık başka bir şey. Bir bilgi objesi olarak bize ait olanı, bizim medeniyetimize ait olanı da dünyaya, dünya birikimini de aynı zamanda birlikte temellük ederek, onları bir süzgeçten geçirerek talebelere sunabilmek, öğrencilere aktarabilmek. Bu çok kıymetli bir şey gerçekten. Benim için önemli hususlardan bir tanesi. Yine bir şiirinde söylüyor. Bir yolun Yunus'a, bir yolun Galip'e gittiğini söylüyor. Ve dolayısıyla bana göre sahih şiirin poetikasını hülasa ediyor. Bir yol Yunus'a, Galip'e gidiyor. Bir yolda aslında Alman romantikleri başta olmak üzere Batı edebiyatına gidiyor. Kendi şiiri dolayımında yaptığı ve söylediği şey, inandığı şey aynı zamanda az önce söylediğim gibi hocalığı içinde çok önemli omurga teşkil edebilecek hususlardan biri. Knut Hamsun'u biliriz, Norveçli büyük yazar. Onun eserlerinin dilimize muhteşem bir Türkçeyle, çok şiirsel bir Türkçeyle çevirerek aslında Türkçenin ne kadar esnek, akıcı ve edalı bir dil olduğunu ispatlıyor. Bütün bunlar, bütün bu yapmış olduğu çalışmalar bir taraftan arkadaşlar, bir kanaldan talebelerine de akıyor. Bu çok önemli. Yani kendisini yağmalatan derken, kendisini her şeye, talebesine, çevresine açık tutan bir hocadan ve aynı zamanda bir şairden bahsediyoruz. Hilmi Hoca şöyle söylüyor, odası dünyadan büyük ifadesini kullanıyor. Bu da çok önemli. Odası dünyadan büyük meselesi. O işte odası dünyadan büyük çerçevesi içerisinde İlhan Berk'in de çok güzel bir şiiri var. O şiiri nasıl yazdığına ilişkin bir, belki vaktimiz olursa onu da anlatırım. Şöyle Hilmi Hoca'dan aktarıyorum. Necati Gil hayatını belki de daha öğrencilik yıllarından beri eviyle okulu arasına sıkıştırmış. Sadece çok sınırlı sayıda arkadaşları ya da dostlarıyla birlikte olmuş. Hayatını eviyle, belki de daha doğru bir deyişle odasıyla sınırlandırmıştır. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Ortaokulun önemli bir kısmını, lisenin tamamını biz aynı zamanda Behçet Necati Gil'in Kabataş Erkek Lisesi'ni tamamladığını biliyoruz. Bu da önemli. Yani sadece öğretmen olarak, edebiyat öğretmeni olarak hayatında yer etmiş değil Kabataş Erkek Lisesi. Aynı zamanda orada eğitimini alıyor. Ortaokulun önemli bir kısmı ve aynı zamanda lise hayatı da orada geçiyor. Bu da çok önemli. Şimdi Necati Gil söz konusu olduğu zaman aslında çok fazla sözü edilmeyen hususlardan bir tanesi onun radyo oyunları. Radyo hayatımızdan çekip gittiği için maalesef pek şey bir yere sahip olmadığı için bugün itibariyle radyo oyunları üzerinde çok fazla durmuyoruz. Şimdi o güzelim radyo oyunları gerçekten şöyle söylüyor Behçet Necati Gil. Gerçek radyo oyunu düşle gerçek arasıdır.
gerçeküstü ögeler ve sembollerle beslenir. Çok kere mecaz diliyle konuşur. Alegorik ve trajiktir. Tuluatla, skeçle, kabareyle hiç ilgisi yoktur. Yazarından, oyuncusundan, dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve saygı bekler. Düşündürücüdür. Sembollerden kuvvet alır, mecazlarla güçlenir, şiire yakındır, şiirsel arka planlar ister. Radyo oyunlarının arka planı felsefesi böyle. Behçet Necati'nin kendi ifadeleri bunlar. Bakın, dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve saygı bekler. Behçet Necatigil'in ve aynı zamanda özelde hocalığını konuştuğumuz Behçet Hoca'nın en büyük şahsına münhasır hususlarından bir tanesi onun incelmiş bir zevke sahip olması. Ve bu zevki de talebelerine aktarıyor olması. Mesela çok küçük bir ayrıntı. Tükenmez kalemle yazmıyor mektuplarını talebelerine. Dolma kalemle yazarım diyor. Şimdi bu çok önemli bir ayrıntı benim için. Çok zarif bir ayrıntı. Talebelerine yazmış olduğu mektuplar var. Vaktimiz olursa onlardan bazı pasajları okuyacağım size. Talebelerini dikkate alan, onlara saygı duyan, onlarla birlikte yolda yürümekten tabiri caizse gocunmayan bir şairden, bir hocadan bahsediyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Yani bir şey yok. Nasıl söyleyelim? Tabii ki belli bir saygı çerçevesi var. İşini çok ciddi yapan, çok seven bir şeyden, hocadan bahsediyoruz. Çok ciddi, tıpkı şiir gibi şiirin ciddi bir iş olduğunu söyleyen Necati. Hocanın da ciddi bir meslek olduğunu söylüyor ve ona göre bir çerçeve kuruyordu kendince. Ama sonra yeri geldiği zaman da talebeleriyle aynı masada oturmaktan, aynı yolda yürümekten, aynı yolculuğu yapmaktan geri durmuyor. Şimdi yaşayan edebiyatı takip etmesi bakımından, yaşayan edebiyatla da talebeleri buluşturması açısından çok kıymetli Necati Bey. Bakın şu anda ne olup bitiyor? Ben edebiyatçı olarak sadece edebiyatı ikinci yeniye kadar bir takım şairlerle sınırlı kıldığım zaman, yani 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan, 2000'lerden sonraki şiiri görmezden geldiğim zaman talebelerimi birçok hususta eksik yetiştirmiş olacağım edebiyat anlamında. Yani birçoğumuzun almış olduğu lisede edebiyat derslerinin çerçevesi bu yöndedir. Yani biz öyle çok yaşayan şair var mı, yaşayan edebiyatçı, romancı var mı? Yani çok bunları bilmezdik yani. Hiç duymazdık bunları hocalarımızdan maalesef. Yani hocalarımızı eleştirmek bağlamında söylemiyorum. Varsa yoksa işte çok kıymetli olmakla birlikte, yani ustam, üstadım, Yahya Kemaller, Ahmet Haşimler elbette, Fikretler vesaire, Akifler filan, ama 50'lerden, 60'lardan, 70'lerden sonra da şairler var, 80'lerden sonra da şairler var. Dolayısıyla yaşamış olduğu 40'lı, 50'li, 60'lı yıllar itibariyle yaşayan edebiyatın da nabzını tutup talebeleriyle paylaşan, hatta o yaşayan edebiyatın da bir parçası olan hocadan bahsediyoruz. Nasıl parçası olmuş? Bir grup edebiyat heveslisi gelip onu Hikmet Sami Türk'ten de dinledim. Ve Hilmi Hoca'dan da defalarca dinledim. Bir grup edebiyat heveslisi öğrenci gelip dergi çıkarmak istiyorlar. Bugün mesela dergi çıkarmak filan okullarda çok sıradan bir iş olabilir ama 50 yılların şartlarını düşündüğümüz zaman arkadaşlar 50-54 yılları arasında işte Hilmi Hoca'nın, Hikmet Sami Türk'ün okumuş olduğu dönemlerden bahsediyorum. Şimdi yani dünyanın durumunu bir düşünelim. İkinci Dünya Savaşı olmuş, işte Türkiye'deki değişimler, dönüşümler, kırılmalar vesaire filan. Bir sürü şey var yani. Bunlar içerisinde, yani o döneme giderek, o dönem şartları içerisinde, o dönemin paradigmalarıyla düşünmemiz gerekiyor. İşte lise öğrencileri bir dergi çıkarıyorlar. Dönüm dergisi. Birçok işte Hilmi Hoca başta olmak üzere ve diğerlerinin ilk yazıları, şiirleri bu dergide yayınlanıyor. Behçet Necatigil'in de elbette şeyiyle, önderliğiyle bu çok önemli bir şey. Bir kanal açıyor, bir yol açıyor ve Dönüm Dergisi'ni doldurabilecek kadar kaleme sahip talebesi var Necatigil'in etrafında. Emin olun, ben Dönüm Dergisi çıkan sayılarını inceledim. Hakikaten lise öğrencilerinin çok, yani belli bir çıtası varsa o çıtanın çok üzerinde eserlerle karşı karşıya kalacaksınız. Ve dolayısıyla oradan devam eden akan bir ırmak söz konusu. İşte az önce Selçuk abinin söylediği Demir Özlü'den tutun şeye kadar, Hilmi Yavuz'a kadar,
Hasan Pulurlar'dan Hikmet Sami Türkler'e kadar ve başkalarına kadar, sadece edebiyatçı anlamında değil, sanatçı olarak da başka alanlarda da kendisini yetiştiren, kendisini gösteren önemli isimler Behçet Necatigil'in rahleyi tedrisinden geçiyor. Hatta Behçet Necatigil, biraz sonra okuyacağım, eğer diyor, eğer edebiyatla ilişkinizi keserseniz beni de Kabataş Lisesi hatıralarınızla birlikte gömün gitsin diyor. Hangi alanda olursanız olun, hangi mesleği yapıyor olursanız olun. Edebiyat başka bir şey, çünkü bir meslekten bahsetmiyoruz. İncelmiş bir zevkten bahsediyoruz, zarafetten bahsediyoruz, derinlikten bahsediyoruz, güzellikten bahsediyoruz. Birçoğumuzun bilmediği Sadık Hidayet'in Kör Baykuş isimli nefis kitabının tercümesi de Behçet Necati ile aittir. Ben onu çok merak etmiştim. Hilmi Hoca'ya sordum. Kör Baykuş sonuç itibariyle orijinali Farsça. Behçet Hoca'nın Farsça bildiği hususunda bir şeyim yoktu. Yani öyle bir bilgim yok. Orijinal dilinden çevrilmiş, Farsçasından. Çünkü Titse'nin öğrencisi. Behçet Necati Yel, niye Behçet Necati Yel? Aynı zamanda büyük hocalardan da, büyük hocaların rahleyi tedrisinden de geçmiş. Böyle de bir avantajı var. 1916 doğumlu arkadaşlar. Osmanlı terbiyesi almış bir taraftan. Eski yazıyı biliyor vesaire filan. Böyle bir şeyi var. Bir taraftan Cumhuriyet sonrası filan. Hocaları çok kıymetli hocalar. Babasının, büyüklerinin şeylerini biliyoruz. Müktesebatını biliyoruz filan. Onları değerlendiriyor tabii ki Behçet Necati Yel. Titse'nin öğrencisi. Bu çok önemli ayrıntılardan bir tanesi. Eskiden hangi okuldan değil Selçuk abi, hangi hocadan mezun oldun diye sorarlarmış. Bu çok önemli bir şey yani. Şu hocadan ders aldım, şu hocanın rahli tedrisinden geçtim. İşte Behçet Hoca'nın talebeleri de bugün itibariyle aynı şeyi söylüyorlar. Behçet Hoca'nın rahli tedrisinden geçtik diyorlar. Bir araya geldikleri zaman dönüp dolaşıp mesele Behçet'e geliyor. Bu arada tırnak içerisinde Behçet diyorum. Çünkü bir lakap takamamışlar Behçet Hoca'ya. Hilmi Hoca Behçet Hoca kitabında anlatıyor. Öyle nevi şahsına münhasırdı ki diyor, sadece Behçet derdik. Behçet diyebilirdik. Yani bir lakap takamazdık ona. Yani böyle çok çok ele avuca sığmayan bir şeyi vardı diyor. Karizması vardı diyor. Yani aslında yani çok büyük bir hayat, çok büyük bir hayat tecrübesinden bahsetmiyoruz. Beşiktaş'ta oturuyor, Kabataş'a gidiyor. Yürüp, yani şiirlerinde de aktarıyor zaten. Okuyanlar hatırlayacaklardır yani. Bir duvar dibinden, ortaokulda, lisede yazmış olduğu şiirler var. Sonra hocayken yazmış olduğu şiirler falan var. Yürüyerek gidiyor işte. Odasıyla Kabataş Lisesi arasında sıkışmış bir hayattan bahsediyoruz aslında. Büyük bir hayat, büyük bir edebiyatı tırnak içerisinde ortaya çıkaracak bir hayat söz konusu değil. Ama hakikaten süzdükleri, okudukları, birikimi, küçük şeylerden, o gözlemleri, küçük şeylerden insanın hayatına ilişkin çıkarımları vesaire filan, o bütün şiirleri insanın binbir haline tekabül edecek derinlikte ve güzellikte. Yani şöyle, inanın kendinizi hangi ruh durumu içerisinde hissediyorsanız hissedin. Necati Yel'in bir şiiri mutlaka sizin o ruh durumunuza tekabül edecektir. Mutlaka, mutlaka. İnsanı çok iyi tanıyan bir hocadan bahsediyoruz. Aslında mesele o galiba. Hocanın meselesi bu olmalı galiba. Talebesini iyi tanımak ve onun kendisini tanımasına vesile olabilmek. İşte Nilüfer Şiir'in de söylediği aynamdı, anlamdı, lambamdı meselesi. Hilmi Hoca bir yazısını öyle bitiriyor. Beni bana gösterdi, sağ olsun diye bitiriyor. Beni bana gösterdi. Biz sıfatı zamiri öğretiyoruz, Servet Fünun Edebiyatı'nın özelliklerini öğretiyoruz. Ne bileyim işte fizikten şunları öğretiyoruz, kimyadan bunları öğretiyoruz, matematikten bunları öğretiyoruz, ezberletiyoruz filan. Es geçtiğimiz bir şey var. Biz öğrenciyi öğretmiyoruz, göstermiyoruz, ayna tutmuyoruz. Hoşça bak zatına, gayrette de öyle demiyor muydu ya? Nasıl hoşça bakacak zatına? Bu nidaya nasıl kulak verecek talebe? Biz sadece bir takım şeyleri öğretmekle iktifa ediyoruz. Yani öğretmenliği bu zannediyoruz. Sözü meclisten dışarı. Kendimi de eleştirerek söylüyorum arkadaşlar. Meselenin usta çırak meselesi olduğunu Necati Yel bize çok iyi kanıtlıyor. Ama hoca usta olabilecek, öğrenci talebe de çırak olabilecek. Bu usta çırak ilişkisi ömür boyunca devam edecek. Çünkü Necati Yel de başkalarının çırağı. Cemal Süreya
Behçet Necatigil için bir şiir yazıyor. Çok tatlı bir şiir. O şiirde şu dizeler. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Behçet Necatigil hepimizi anlattı. Hakikaten öyle. Çok Sehli Mümteni tarzında. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Behçet Necatigil hepimizi anlattı. Her şeyi hülasa ediyor aslında bu şiir. Hepimizi anlattı. Hepimizi anlatıyor. Ayırt etmek sizin. Şuraya koymaksızın, buraya koymaksızın, şundan dolayı ötelemeksizin, dışlamaksızın hepimizi. Talebelerine karşı da böyle. Şimdi burada bir parantez açarak şunu da belirtmekte fayda var. Fayda var. Bugün tam tersi şeyler oluyor çünkü. Bugün bu konuda çok kafalar karışık çünkü. Hilmi Hoca'ya çok çok sorarım Necatigil'le ilgili. Yani zaten oturduğumuz zaman sürekli Necatigil gelir. Gizli bir şekilde dahil olur sohbete. Hilmi Hoca sürekli söyler. Ders, yani diyelim ki 40 dakikalık ders içerisinde Behçet Hoca gerekeni anlatırmış. Diyelim ki 20 dakika içerisinde gerekeni anlatıyor. Çok güzel bir şekilde. Diğer 20 dakikayıysa işte bu az önceden beri söylemeye çalıştığım şeylerle dolduruyor. İşte Necatigil'i belki yani o 20 dakika da farklı kılıyor elbette ama asıl diğer 20 dakika çok farklı. Nevi Şahsın Emin Nasır bambaşka bir hoca kılıyor. İşte orada herkes eşit aslında 40 dakika içerisinde sınıfta. Sonra ne oluyor? Sonra işte Hilmi Yavuz gibi, Demir Özlü gibi, Hikmet Sami Türk gibi, Hasan Pulur gibi ve diğerleri gibi edebiyata hevesli öğrencilerle ayrı bir çerçeve söz konusu oluyor. Onlarla ayrı ilgileniyor. Onlarla ayrı mesai yapıyor. Yani hem okul zamanında, hem okul dışında, hem de daha sonraki yıllarda, 50'ler, 60'lardan sonra. 70'lerde vesaire falan. Onlarla o dostluk ilişkisi devam ediyor aynı zamanda. Hoca talebe ilişkisi tabii bir taraftan paralel bir şekilde devam etmek suretiyle. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bugün de öyle. Aslında biz tamam sınıfımızda 20 kişi var, 25 kişi var falan. Hepsine elbette eşit olmak durumundayız. Ama bazı hevesli öğrenciler de vardır ki, bazı istidadını gördüğümüz talebeler de vardır ki onlara ayrı mesai harcayabiliriz. Onlara kendimizi yağmalatabiliriz. Onlara başka bir yolda açabiliriz elbette. Bunu eleştirebilirsiniz ama ben de şahsi olarak 23 senelik tecrübemde bunu gördüm. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum tamamıyla. Bu çok eleştiri konusu oluyor çok zaman. Ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibariyle 20 kişilik sınıfta 8 öğrenci, 5 öğrenci, 3 öğrenci çok daha farklı bir şeyin içerisinde, hevesin içerisinde, başka bir gayretin içerisinde ise onlara o gayretinin karşılığını vermek lazım ya da işte o gayretlerinde birlikte olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi çok önemli hususlardan bir tanesi onun Bile Yazdı diye çok güzel şiir üzerine küçük metinlerden oluşan bir kitabı var. Bile Yazdı. Muhteşem bir kitap. Şiire vesile olan arkadaşlarımız varsa lütfen haddim olmayarak onu şey yapmış olayım, tavsiye etmiş olayım. Oradaki yazılardan birindeydi galiba. Şiir kontrol apı öneriyor şairlere. Şiir kontrol apı. Bu da çok önemli bir şey aslında. Çok önemli bir şey. Aslında yani çok ironik ve ironi ve mizaha da yatkın bir karakteri var. Tabii Necatigil'in onu da söylemek lazım. Şiir kontrol apından kasıt tabii ki şiirin ciddiye alınması gereken bir şey olduğuna husus, olduğuna ilişkin yapmış olduğu vurgu. Bu hususu öne çıkarmak. Yahya Kemal'in, elbette Yahya Kemal'in arkadaşlar 1884-1958 yılları arasında yaşamış olduğu müddetçe bir tek yayınlanmış kitabı yoktu. Mısra benim haysiyetimdir diyordu Yahya Kemal. Mısra benim haysiyetimdir. Şeye bakar mısınız? Ciddiyete bakar mısınız? Ehemmiyete, vermiş olduğu ehemmiyete bakar mısınız? Bir bugün yazılan şiire bakalım bir de yani filan. Şimdi dolayısıyla Behçet Hoca'nın daha o günlerde yapmış olduğu bu vurgu çok önemli. Talebeler için de çok önemli. O dönemin şairleri ve kendisinden sonra gelecekler için de ve bizler için de çok önemli elbette. Selim İler'in çok ince, güzel bir kitabı var. Kırık İnceliklerin Şairi diyor. Kırık İnceliklerin Şairi. Biz de ondan mülhem zaten Kırık İnceliklerin Hocası dedik. Şimdi çok önemli bir özel hayatına ilişkin bir bilgi arkadaşlar. 79'un Aralık ayında hastalığı artınca, ilerleyince, bunu ben Hilmi Hoca'nın kendisinden dinledim arkadaşlar. En yakınında Hilmi Hoca vardı çünkü.
hastalığı üzerine yurt dışına dönemin hükümeti tarafından tedavi edilmek maksadıyla gönderilmesi söz konusu oluyor 79'da. Necatigil'in cevabı yani pekala herkes gönüllü. Kimsenin de buna itirazı olmayacak. Necatigil'in cevabı şu. Bu memleketin parasına yazık değil mi? İyileşeceksen burada iyileşirim, öleceksen burada ölürüm. Bu bazı yerlerde yazıldı. Bu cümlenin doğruluğunu hocadan teyit ettim. Muharrem abi sen de çok duymuşsundur. Yani hocanın bizzat kulaklarıyla duyduğunu biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Başka bir madde şiirinde, bir şiirinde şöyle, şu dizeler. Ve şairler boyuna kime yazarlar? Yıkılmış köprülerin altında sorusuna yine kendi mısralarıyla cevap veriyor Behçet Necatigil. Ürkmüş boşluktan biri inliyorsa ve şairler onlara geldimlere yazarlar. Ürkmüş boşluktan inleyen birine yazan bir şair. Yani insana dair tasavvurunu ortaya koyması bakımından çok önemli ifadeler bunlar. Behçet Necatigil'in yine Hilmi Hoca'nın anlattığı Edebiyat Cephesi 31 Aralık 1979'da yazmış olduğu yazıdan bir parçayı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bir şair nasıl olmalı? Belki de toy bir lise öğrencisiyken ilk gördüğüm büyük bir şairin o oluşundan şairi hep Necatigil gibi düşünmüşümdür. İşini iyi bilen, kimsenin işine karışmayan bir alçak gönüllü zanaatkar. Bu çok önemli. İşini iyi bilen, kimsenin işine karışmayan. Bakın bu çok önemli bir şey. Çünkü kendi işleri var. Kendi yapacak işleri var. Eleştirilere karşı, kara çalmalara karşı, hakaretlere karşı ki edebiyat dünyasında çok olur bunlar. Gerçi 1950-60 yıllarda çok da şey değildi bunlar. Düzeysiz değildi. Bugün kadar düzeysiz değildi elbette. Onun da bir düzeyi vardı. Hep şöyle söylermiş. Hilmi Hoca naklediyor. İşimiz mi yok? Biz işimize bakalım. Bakın çok sade, net bir şey. İşimiz mi yok? Yani boş kavgalar, boş çekişmeler, mücadele. Hayır, işimiz mi yok? Biz işimize bakalım. Dolayısıyla bir alçak gönüllü zanaatkar. Edebiyatın aynı zamanda zanaat tarafına da vurgu yapan biri Behçet Necatigil. Bu da çok önemli bir şey. Bu da çok önemli bir şey. Sürekli kendini eleştiren, Hilmi Hoca aktarmaya devam ediyor. Sürekli kendini eleştiren, düşünelim, biz kendimizi düşünelim. Kınayan, bu anlamda melami meşrep. Asfalt ovalarda yürüyen abdal. Yani 500 sene öncesinden, 400 sene öncesinden bir abdalı almışsınız. Tabiri caizse modern zamanlara koymuşsunuz. Divan şiirini sevmeyi o öğretmiştir. Bakın divan şiirini demek ki liseden sonra öğrenmek diye bir durum söz konusu yok. Hakikaten öyle. Divan şiirini zaten liseden sonra öğrenene pek rastlamadım. Ya da sevene rastlamadım çok fazla. Yani onun kökleri orada, lisede. Çünkü lise dönemi hayatımızın en önemli dönemi. En önemli dönemi. Sadece Behçet Necatigil değil, Kabataş Lisesi'nde Ziya Somarlar'dan başka hocalara kadar. Öyle bir öğretmen yelpazesi var ki, edebiyat hocalarının profili şöyle arkadaşlar. Yahya Kemal'le dost olanlar var. Aruz'la şiir yazanlar var. Hece'yle şiir yazanlar var. Günlük gazetelerde fıkra yazanlar var. Necatigil var. Edebiyat öğretmenlerinin profili bu. Düşünsenize. Neden? Çünkü lise dönemi hayatımızın en önemli dönemi. Avrupa'da büyük düşünürlerin, yazarların, o dönüşümü sağlayan insanların önemli bir kısmı, büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu lise öğretmeni. Lise öğretmeni. Bu çok önemli bir şey ya. 1900 Yüksek Muallim Mektebi'nin açılmasının sebeplerinden biri buydu. École Normale Supérieure gibi. Yani sırf lise öğretmeni yetiştiren okul, Yüksek Muallim Mektebi. Neden? Lise çok önemliydi çünkü. Çok önemliydi. Şimdi bizim liselerin esamesi okunmuyor yani. Liseler falan böyle. Halbuki bizim karakterimizin şekillendiği, öğrencimizin, talebemizin, insanın, bireyin karakterini şekillendiği %70, %80, %90 oranında kendini inşa ettiği dönem bu dönem. Bu dönem iyi hocalarla muhatap olacak ki talebe kendisini iyi inşa etmiş olsun, yetiştirmiş olsun, kendisini iyi tanımış olsun. Devam ediyor.
Ben şiiriyle kendisini böylesine birebir tutan bir başka şair tanımadım. Şiirinde yaşamına aykırı düşen hiçbir şey yoktu onun. Kimi şiirler okunur arkasında kendi ateşiniz varsa, onun şiirinin arkasında da kendi ateşi vardı. Yıllar sonra soğuklarda gene ısıtacak bizleri demiş. İlham Berk'in de az önce sözünü ettiğim yazıda ölü bir şairin sevgili karısını görmeye gitmek isimli şiirinde galiba. O şiirin niçin yazdığına ilişkin metninde yazdıkları en çok üstüne başına benzeyen Ozan ifadesi Behçet Necatigil için kurulmuş bir cümledir İlhan Berk tarafından. Yine çok güzel bir dize, bir şiirinden Susanlara Hiçbir Şeyi Sormayın dizesi. Behçet yine İlmi Hoca'dan çok sık dinliyorum. Çok sık susan, sustuklarıyla aslında bir takım şeyleri de anlatmaya çalışan bir hoca aynı zamanda. Yani tırnak içerisinde bir şey değil, bir gevezeliği tabiri caizse, marifet zanneden hocalardan değil, çok konuşmayı marifet zanneden hocalardan değil. Bunu da eklemek lazım diye düşünüyorum. Ercan Hocam, yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? 45 Tabii. Dakikayı bulmak üzereyiz, lütfen. Kaç dakika oldu Selçuk abi? Ben böyle kaptırdım, gidiyorum. Evet, çok zevkli dinliyorum seni ama belli bir süreyi aşmayalım. Tamam. Diyorum. Yani maddelerin başlığını da söyleyip geçebilirsen belki dinleyici arkadaşlarımız onlarla ilgili sorular üzerinden Tamam. Sohbeti çoğaltabilirler. Tamam abi, hemen. Bitir, yavaş yavaş. Dünyayı Luna Park metaforuyla bir hüzün şöleline dönüştürerek anlattığı bir şiiri var. Dönme dolap şiiri. Muhteşem bir şiirdir aslında. Bu da aslında bütün hayatı özetleyen, dolayısıyla kendi hayatınız üzerinden talebelerine vermiş olduğu mesajları içeren de önemli şiirlerden biri. Vaktimiz olmadığı için onu okumayayım. Bu da önemli bir şiir. Bir şiirde incelikler ne isterler diye soruyor. İncelikler ne isterler? Hilmi Hoca gidip sormuş incelikler ne isterler sorusunu. Hocam böyle bir soru soruyorsun, cevabı nedir? Ne isteyecekler? Bilinmek isterler cevabını almış. Bilinmek isterler. İncelikler bilinmek isterler. Dolayısıyla yine nasıl yazarım sorusuna şöyle cevap veriyor Behçet Necatigil. Kurşun kalemle veya dolma kalemle yazarım. Tükenmez de yazmak yeri hakaretmiş gibi gelir bana. Tükenmez kalem tükenecek bir şeyleri boş yere uzun süre yaşatmak çabası gibi gelir diyerek cevap veriyor. Behçet Necatigil ile ilgili ölümünden sonra bir süre aynı şekilde korunan odasına ilişkin yazılmış şiir, ölü bir Ozan'ın sevgili karısını görmeye gitmek, belki bir fikir vermesi bakımından, o odası dünyadan büyük şairi anlatmak bakımından, kağıtlar, kitaplar dedi, nereye elimi atsam. Kiminde yarım kalmış, nasılsa bitmiş bir şiir, kiminde. Her şey şiirlerde değil miydi? Bir gök şiirde ağır, bir sokak şiirlerde gider gelirdi. Böyle yaşayıp gidiyorduk. Sesi sanki çok ötelerden gelirmiş gibi ezik, suskun odaları dolaştı durdu. Masada açık duran bir kitabı gösterdi sonra. Ölünün son kez elini sürdüğü ve kaldığı. Burada işte oturmuş şu kitabı okuyordu. Elinden kitabın düştüğünü gördük sonra. Hepsi bu. Böyle dedi yüzüne kapayıp ellerini. Alınmış gibi bir bulutun yer değiştirmesinden. Hakikaten öyleymiş. Behçet'in odasında hangi kitap açılsa içerisinden şiirler, bir takım şahsi notlar düşüyor imiş. Yine İlmi Hoca'dan aktarılan bilgilerden biri bu. Şimdi genellikle şunu da söyleyeyim. Belirli gün ve haftalarla ilgili şeyler vardır. Biz böyle belli konular vardır. O konularla ilgili kompozisyon, tırnak içerisinde kompozisyon diye bir tür var mı onu da bilmiyorum ya. Yazmayı severiz. Yani mesela 1950'li yıllardan bahsediyorum. Behçet Hoca'nın verdiği konular şöyle imiş. Yine Hilmi Hoca anlatıyor. Mavi ile ilgili bir şey yaz. Mavi, konu mavi mesela. Soyut bir şey mesela. Dolayısıyla yani o yine bu anlamda öğrencilerin yazıp çizmeleri bağlamında, onların kendilerini ifade etmeleri bağlamında da bir çizginin ötesinde bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Bu arada tabii Hilmi Hoca ve şeye de geçecektim, onların bazı hatıralarına da geçecektim ama
Tabii ona belki vaktimiz sorularda belki açabiliriz Selçuk abi. Oradan devam edebiliriz istersen. Bu Evet. arada 35'ten 79'a kadar 14 şiir kitabından bahsediyoruz. Radyo oyunlarının toplandığı 4 kitaptan bahsediyoruz. 3 sözlükten bahsediyoruz. Edebiyatımızda isimler sözlüğü başta olmak üzere. Ve 32 tercümeden bahsediyoruz. Mektuplarını ve yazılarını, düz yazı kitaplarını falan saymıyorum. Bütün yani edebiyatla dolu, dop dolu bir türden bahsediyoruz. Elbette talebeleri bundan nasiplenmişlerdi. Elbette talebeleri bunlara dahil ettiğin, bir de şu da çok önemli bir şey. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Zaman zaman talebelerini alıp, mesela Çamlıca Kız Lisesi'ni edebiyat matinesine götüren bir şairden bahsediyoruz. Orada öğrencilerin kendi şiirlerini ve başka şairlerin şiirlerini okumalarına fırsat veren bir şairden bahsediyoruz. İşte Galatasaray Lisesi'ne başka yerlere öğrencileri götürüp orada büyük yazarları, büyük şairleri talebeleriyle tanıştıran, onları görmelerine fırsat tanıyan, onları Erdoğan hocam düştü mü şeyden yayından? Ha geldi. Ba Sesin aç. bağlantısı da sorun var. Evet. Sesini açacak. Yayından koptu şu anda. Bağlantısı gitti. Öyle mi? Ekranda görüyorum ben onu ama. Yok şu anda yok burada. Tamam. Siz daha önce görüyorsunuzdur. Pekala. Gelene kadar eğer sorusu olan arkadaşlarımız var ise evet geldi Ercan hocam ben görüyorum. Duyuyor musun Ercan hocam? Ay, duyuyorum. Merhaba. Tekrar Tamam 40 bağlantı dakikada mı koptum acaba toparlayalım bilmiyorum. üstadım. Dolayısıyla yani birebir o hatıraları hocadan, Bilme Hoca'dan dinledik ve gerçekten dönemin büyük edebiyatçılarıyla, büyük şairleriyle, sadece şairleri değil aynı zamanda yazar mesela Sait Faik'i ilk defa bu matinelerden birinde gördüğünü anlatıyor Sait Faik'i Hilmi Hoca gibi birçok şairle onları muhatap kılan, onları dinlemesine vesile kılan filan yani İşte dergi çıkarırken onlara önderlik eden, onlarla birebir ilgilenen, onlarla dostluk yapan, onlarla aynı yolda yürüyen ve onları mezun ettikten sonra da onlarla ilişkisini kesmeyen, onlara mektuplar yazan, onlarla muhatap olan, onlarla vakit geçiren, yolculuklar yapan, aynı mekanda oturan bir şairden ve bir edebiyatçıdan, bir hocadan bahsediyoruz. Sadece 79'a kadarki döneminde değil, 79'dan ölümünden sonra da şair diyor ya biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Aslında hayatı bittikten sonra da onun sona erdikten sonra da hocalığı devam ediyor. Tabii talebeyim diyebilene hocalığı devam ediyor. Anlayana, anlayabilene hocalığı devam ediyor. Tekrar altını çizeyim. Onun bence felsefesi usta çırak ilişkisiydi. Eğitimdeki felsefesi. Usta çırak. Çok da böyle büyük atraksiyonlara gerek yoktu. Bir takım şeyleri talebelerine aktarabilmek için sadece müktesebatıyla değil, kişiliğiyle de, tavrıyla, tarzıyla da talebelerine büyük efsane hoca dedirtebilecek bir kimlik ortaya koymuş Behçet Necatigil Selçuk abi. Evet, Ercan'cığım çok teşekkür ediyorum. Vallahi zevkle dinledim. Keşke dedim ki bunlar eğer madde madde gidilirse bir kitap hüviyetine ulaşabilecek bir yekunda da ulaşması mümkün. Yani dilerim İnşallah. böyle bir kitap oluşur. Yani Hilmi Bey kuşağından sonraki daha genç jenerasyona şair arkadaşlarımızdan birisi olarak senin Necati Gil okuman da sonraki kuşaklara farklı bir müktesebat bırakacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sen bu Yahya Kemal'le ilgili şeyleri söylediğin zaman ben bazen böyle senkronik okumaya çalışıyorum Türk modernleşmesini. Şimdi Yahya Kemal'in tam muadili biraz Münir Nurettin oluyor. Tam Cumhuriyet devrimleri olmuş Doğu'yla Batı hem çatışıyor hem de sentezlemeye çalışan bir takım sessiz kompartımanlar var. Bunlardan bir tanesi Yahya Kemal. Bir de Münir Nurettin. Ama Behçet Necati Gil zamanı dediğimiz şey yani 50 sonrası ikinci yeni olmuş Demokrat Parti gelmiş ama müzikteki bu Yahya Kemal'in ya da Münir Nurettin'in yapmaya çalışmış olduğu şey
50'den aşağı yukarı 60'ların sonuna kadar büyük bir boşluk var. Sadece Anadolu pop, Anadolu rock arayışı var. Ama senin bahsetmiş olduğun Doğu Batı bileşimi, Doğu müktesebatı ile Batı müktesebatının bileşimi bağlamında bu bahsetmiş olduğun 50 ile 70'ler arası büyük bir arayış var. Şunu gözlemledim sen konuşurken, Yahya Kemal şiir yazarken onun ses evrenine inşa eden Münir Nurettin var ama Behçet Necati Gil aynı paradigma üzerinden şiir söylerken onun ses evrenini henüz oluşturamadığımızı ben şahsen görüyorum. O ancak 1970'lerde filan, hatta tam isim aradım. Dedim ki bu ancak Ergüder Yoldaş olabilir ama Ergüder Bey'in 70'leri de tam bir arayış. 80 sonrası Sultan Yegah, senin bu bahsetmiş olduğun tam şeyi açıklayan bir şey Evet. ama yine de çok yok, çok geç bir tarih. Bu geldi aklıma. Biraz ne dersin bu konuda? Ercan, söyleyeceklerin var mıdır? Valla bu konuda çok fazla düşünmedim Selçuk abi ama Nur Yoldaş'ın o albümlerini ben de dinledim. Orada Attila İlhan'dan besteler var. Evet. Hatta Nesimi'den var, diyeyim, Şeyh Galip'ten var. evet Nedim'den var, Abi. Galip Dede'den var vesaire filan. Evet ama yani o dön yani o 50'ler 60'lar nasıl bir boşluktu? Niçin öyle bir boşluk? Yani tam çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası filan hakikaten çok kırılma noktalarının kırılma zamanları. Yani neyin nasıl olacağı belli Evet. değil filan. Müzikte Yahya Kemal ile Münir Nurettin, Selçuk birlikteliği gibi bir birliktelik söz konusu şiirde Necati Gil veya başka şairler dolayında da olmamış bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi 80'li Evet. yıllardan sonra birçok şairin şiiri bestelendi. Sen de birçok şairin şiirlerini besteledin daha sonraki dönemlerde vesaire. Dolayısıyla aslında bu çok önemli bir şey aslında şiirle müzik arasındaki ilişki. Yani bunun altını Bence çizmen çok bunun önemli. Ercan, bence bunun gerekçesi şu. Yani Yahya Kemal ile Münir Nurettin aslında geleneği son böyle parmak uçlarıyla tutacak fotoğrafı veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama ondan sonra Türk modernleşmesinin bir alanı söz konusu ve gelenek modernlik meselesi arasındaki bağ dehşet derecede kopuyor. Üstadım, geçmiş ses birikimi modern zamanlara taşınamıyor. Ben bu boşluğu ancak böyle görüyorum, böyle değerlendiriyorum. O boşluğun işte bir tarafında Mehçet Necati Gil dururken ses evreni tarafındaki boşluk modernleşmenin tahakkümü ve heyulası karşısında dumura uğruyor üstadım. Biraz benim acilen çözümlemem bu şekilde. Ancak işte Ergüder Yoldaş gibi Anadolu pop dönemi de biraz, Anadolu rock dönemi de tam kemale ermeyen bir şey. Tamamlanamıyor. 80 darbesi onun belini kırıyor ama böyle bir boşluk gördüm. Evet. Şimdi isterseniz Tun Hocam, sorularımız var. Sen nasıl yapalım? Sen istersen biraz yönlendir sohbetimizi. Sevgili hocam, öğretmen arkadaşlar soru sormak isterlerse chat bölümüne yazabilirler. Açtı Hüseyin hocam, chat çocuklar giriyor, kapatmıştı. Ben hocam, de bir kitap var Selçuk hocam. Ercan Bey de kitabı bilir. Bu diye Haydar Ergüler'in yeni çıktı. Edebi Şeyler yayın evinden. Hilmi Hoca için şöyle bir cümle kullanıyor. Evet. Sesim geliyor mu Selçuk Hocam? Geliyor hocam, geliyor. Hep arada oldu. Hatta iki arada bir. Sokakla ev arasında, odayla dünya arasında, doğuyla batı arasında, geceyle gündüz arasında, eskiyle yeni arasında, toplumda birey arasında, bir orta yurttaş olarak yaşadı ve yazdı diyor Ercan Hocam. Biraz açmak ister misiniz hocam? Yani biz Türk edebiyatında Behçet Necati gibi bağımsız bir şair konumlandırıyoruz. Ne dersiniz? Bu Haydar abinin söyledikleri Behçet Hoca için, Behçet Necati Gil için mi Tuna Hocam? Hocam. Evet hocam. Evet, yani Necati zaten Gil adlı denemesinde böyle diyor hocam. bugün aslında Necati Gil'i nevi şahsına münhasır bir hoca olarak, şair olarak konuşuyorsak aslında bu onun bir göstergesi. Gerçekten herhangi bir yere bir angajmanı söz konusu değil. Yani zaman zaman elbette ikinci yeniye yaklaşan şiirleri var. Zaman zaman
birinci yeniye yaklaşan şiirleri var vesaire filan, ama bütün totalde baktığımız zaman, bütün olarak baktığımız zaman aslında Nevi şahsına nasıl bir yeri söz konusu Türk Edebiyatı içerisinde. Sadece şair olarak değil, aynı zamanda öğretmen kimliğiyle, hoca kimliği de bambaşka bir yerde duruyor. Bambaşka bir yerde. Ben Necati Gül'ün hala tam olarak anlaşılabildiğini, tam olarak Necati Gül'den istifade edebildiğimizi düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Yani bir kere radyo oyunları başlı başına, çevirileri başlı başına harika şeyler var. Gerçekten harika şey. Müthiş bir sandıkta müthiş bir hazine var. O sandığın kapağını açmamız, yani çok uzağa gitmemize gerek yok. Necati değil yani. Dil konusunda bir sıkıntı söz konusu değil. Sadece açık, Necati Gil'de bazı oklar da var. Bir takım yerlere bizi yönlendirebilecek, bize bazı yolları gösterebilecek. Sadece şu yol değil elbette. Bir sürü yol var, bir sürü ok var. Dolayısıyla o yolları kendimiz tercih edeceğiz elbette. Ama Necati Gil'in en önemli tarafı hem felsefesi, hem doğu hem batı, hem birey hem toplum. Bakın bu çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Herhangi bir tercih söz konusu değil bu hususta. Bir taraftan Naima'ya da uzanıyor. Bir taraftan Necati Bey'e de uzanıyor. Bir taraftan Galip Dede'ye, Yunus'a da uzanıyor. Bir taraftan efendim Rilke'ye de uzanıyor. Alman romantiklere de uzanıyor. Hamsun'a da uzanıyor. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten bugün eksik olduğumuz hususlardan bir tanesi bu. Bence. Haydar abinin tespitleri, yani arada olmak bence bir nakısa değil bu anlamda. Haydar abinin tespitleri bağlamında söylüyorum. Bir nakısa değil, arada Cemil Meriç gibi Araf'ta olmak. Cemil veya işte başkaları gibi Araf'ta olabilmek yani. Araf'ta olmak bu bakımdan çok çok önemli. Benim için çok önemli bir durum. Çok önemli bir duruşu simgeleyen bir şey Araf. Elbette kendi medeniyetinin kodlarını biliyor. Bu çok önemli ama bir taraftan Batı'yı da görmezden gelmiyor. Batı'yı, dünya edebiyatını, dünya kültürünü görmezden gelmeyen bir şairle ve hocayla karşı karşıyayız. Ercan Hocam, müsaadeniz olsa Selçuk Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Hoca, şiirin burçlarından bahseder hocam. Evet. Estağfurullah hocam, buyurun. Gurbet burcu, hasret burcu, hikmet. Biz Necati Gül'ün şiirini mi burada yaslandırabilirim daha çok? Hasret mi hocam? Hikmet. Valla o biraz kendi şiirinden hareketle de galiba bu şeyi yapıyor, sınıflandırmayı yapıyor. Bu burçlar meselesi. Tabii burçlar meselesini herkes kendince değerlendirebilir. Ama bana kalırsa bu üç burcun üçü de söz konusu. Kendi tarifleri dolayımında söylüyorum. Ben üç burcun üçü de söz konusu Behçet Necati Gil'in şiirinde tamamıyla. Dolayısıyla ama mesela bugün için, bugünün şairi için ya da Behçet Necati veya bütün şairler için bu burçlar üzerinden bir okuma yapılabilir mi? Yani Hikmet Burcu ne demektir? Nasıl şiir yazdığımız zaman Hikmet Burcu'nda oluruz? Gurbet Burcu'nda olmak ne manaya gelir? Hasret Burcu neye işaret eder filan? Bugünün şiiri için, 2000 sonrası şiiri için veya birçok şairin şiiri için çok da mümkün olabileceğini bu kategorilerin açık söylemek gerekirse düşünmüyorum. Ama yani ben kendi yazdığım şiir üzerinden de düşünebilirim ya da ne bileyim bazı şairleri, diyelim Hilmi Hoca'nın şiirini, ne bileyim işte Sezai Bey'in şiirini bu burçlar üzerinden pekala okuyabilirim. Bir okuma biçimidir. İsteyen böyle okur, buradan bakar mesele. İsteyen başka açılardan bakar, isteyen katılmaz. Ama Necati Gil kendi şiirinden hareketle, ki biliyorsunuz ilk kitapları neredeyse Necati Gil'in böyle ne diyelim, işte hani bir sevgilim var diye 8 sene önce, dün yolda rastladım, sevindi beni görünce tarzında. Gerçi onlarda bile kendine özgü, Necati Gil'in kendine ait sesin özelliklerini görmemiz mümkün ama dolayısıyla biz 3. 4. kitabından sonraki kitaplara baktığımız zaman mukayese edilmeyecek bir uçurum var arada gerçekten. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerinde deneysel çalışmaları, işte kareler, aklar vesaire filan. Dolayısıyla Necati Gil kendi şiirinden hareketle bu şeyleri, tanımlamaları yapıyor. Onun için geçerli olabilir ama bütün şairlere uygulanabilecek bir şey değil bu. Formül değil diye düşünüyorum.
Eyvallah. Katılımcı öğretmen arkadaşlardan da sorular var. Müsaade ederseniz yönlendirmek istiyorum Estağfurullah. soruları size. Memnuniyetle. Var mı hocam? Memnuniyetle. Buyurun. Fatsa'dan katılan, siz de tanıyorsunuz. Volkan Odabaş hocam var. Çok selamlar kendisi. Volkan kardeşim ben. Eyvallah. Aleykümselam. Çağdaş edebiyatımızda yazdığı şiirle hayatını bütünleştiren başka şairler var mı sizce? Kendisine benzeyen bir şiir okul, sokak üçgeninde derinleştirmesi etkili olan başka neler olabilir? Örneğin babalığı ve eş olabilir mi diye soruyor hocam. Yani şimdi ailenin Necati Gil'in hayatında önemli olduğunu biliyoruz. Evler şairi olarak biliniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında sadece kendi evinin değil, birçok evin, yani hepimizin evinin, hepimizin aslında insanlık durumlarının şairi elbette. Tabii eşiyle münasebetleri, Huriye Hanım'la, çocuklarıyla münasebetleri falan şiire ne kertede yansıdı onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Mesela şu modern şiirde biz şiirle şairin hayatını kesin çizgilerle ayırıyoruz aslında. Ben o kanaatteyim. Yani yazdığım şiir benim hayatıma benzemek zorunda değil. Ben hayatımı yazmak zorunda değilim. Yani modern şiirin temel şeylerinden bir tanesi, omurgalarından bir tanesi bu bir kere. Şimdi hep bunu mesela Hilmi Hoca'yla sürekli konuştuğumuzda, Behçet Hoca kitabını yazdığın zaman yazma sürecini çok iyi biliyorum ben. Yani her aşamasında vardı kitabın. Dolayısıyla şu eleştiride bulunmuştum. Hocam siz bize her zaman dersiniz ki şairin hayatı başkadır, şiiri başkadır. Dolayısıyla yani ama sizin bu kitapta yapmış olduğunuz şey Necati Gil'in şiiriyle hayatı arasında bir şey, bir örtüştürme meselesi filan. O da şu cevabı vermişti. Kitabı dikkatli okuyunca bunun farkına varıyorsunuz zaten. Behçet Hoca'nın hayatından hareketle şiirine gitmek değil, şiirinden hareketle, bakın ters, şiirinden hareketle Behçet Hoca'nın hayatına gitmek. Yani biz biyografik okuma yapmıyoruz. Biz şiirinde Behçet Hoca'nın hayatının izlerini görüyoruz. Yani şiirden hareket ediyoruz. Yine merkezde şiir var. Dolayısıyla aslında Volkan'ın sormuş olduğu soru güzel bir soru. Bugün ben yaşamış olduğumuz şeyi, yani bu 2000 sonrası Türk şiirinin veya ne bileyim işte genel olarak şairlerimizin kendi yaşamış oldukları hayatları yazdığını pek düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Yani bunun da bir sorumluluk olduğunu düşünmüyorum. Yani ben kendi hayatımı yazmak durumu, şiir başka bir şey, şiir olgu olarak başka bir şey, başka bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Ha, yani kendi hayatından esintiler taşımaz mı şairin şiiri? Elbette taşır falan. Bunda bir nakısa, bunda bir problem söz konusu değil elbette. Ama şunu da şey yapmıyorum ben. Şiir bir iç dökme meselesi değildir ki. Şiir bir günlük değildir yani. Hep ben ağzıyla yaşadıklarımı yazacağım, anlatacağım sorunlarımı. Modernizme düşman kesileceğim yazdığım şiirle filan. Ama modernizme bütün imkanlarından yararlanacağım filan. Yani ortada o zaman çok çelişik bir şey söz konusu oluyor. Yani şiir başka bir anlam. Ya ben şiire Necati Gil'in yüklediği gibi bir anlam. Bir medeniyet misyonu. Yahya Kemal'in yüklediği gibi bir anlam yüklüyorum. Hilmi Hoca'nın yüklediği gibi bir anlam yüklüyorum. Oradan bakıyorum ben şiire. Şiir bir iç dökme aracı, kendimi ifade etme aracı, kendi hezeyanlarımı anlatmak, kendi heyecanlarımı anlatmak bağlamında değerlendirmiyorum açık söylemek gerekirse. Bunu da içermek şartıyla daha başka bir misyonu var şiirin. Bizim medeniyetimizin başat söylemi çünkü, söylem biçim. Bizim medeniyetimizin, şiir. Şiiri çok önemsemek durumundayız. Yunus'u çok önemsemek durumundayız. Tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli diyoruz mesela. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Yani meseleye buradan bakıyorum ben. Yunus dünyanın en büyük şairinden bahsediyoruz. Bugün edebiyatçılar haricinde herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor Yunus'la ilgili. Ne konuşuyorlar çok da merak ediyorum doğrusu. Neyse. Böyle düşünüyorum. Sevgili Ercan Bey, Aydın Hız Hocam'ın sorusu var. Aydın Hız Hocam'ın da burada... Aydın Hocam merhabalar, nasılsınız? Aydın Hocam selamlar. Gönlüm bir kuştur. Timaş yayınlarından bir Ahmet Yesevi romanı yakın zamanda. Ahmet Hocam'la Kebikeş programı için bir şey yapmıştık, bir program yapmıştık İstanbul'da. Çok güzel bir sohbet olmuştu. Aydın Hocam merhabalar, selamlar.
Eyvallah. Diyor ki Aydın Hocam, Ercan Bey'e teşekkür ederim. Notlar alarak dinlemesini. Ben klasik tercümelerini okudum bir hayli. Bunun dışında Galp Cephesi'nde yeni bir şey yok. Çok lezzetli kitap. Değindiniz ama tercümeler hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere tabii işte Kunu Thompson'un kitabını çeviriyor. Açlığı çeviriyor, Dünya Nimetini çeviriyor, Victoria'yı çeviriyor, Pan'ı çeviriyor vesaire, ya da Malte'yi çeviriyor, ya da şey, çeviri şiirleri var vesaire filan. Tabii o orijinalinden bilmemiz, okuyamıyoruz o şiirleri veya o eserleri, ama sonuç itibariyle yani karşımıza gelen metne bakıyoruz. Metne bakıyoruz. Bana şunu dedirtiyor mesela, keşke mesela Rilke çevirilen şiir çevirilerine bakıyorum. Yani Malte'yi çevirmiş olmakla, muhteşem bir şekilde çevirmiş olmakla iktifa etmiş. Rilke'nin şiirleri yok mesela. Keşke Rilke'nin şiirlerini de baştan sona çevirmiş olsaydı da külliyatını ve bizi bu dertten kurtarmış olsaydı diye düşünmüyor diyelim, açık söylemek gerekirse. Benim çevirilerde dikkatimi çeken en önemli husus şu. Muhteşem bir Türkçe. Muhteşem bir Türkçe. Sadece Behçet Necati'nin şiirini bir tarafa bırakın. Çeviriler üzerinden Behçet Necati ile muhatap olan biri Türkçenin lezzetini sonuna kadar tadar bir kere. Türkçenin iliklerine kadar iner bir kere. Dehlizlerine kadar iner bir kere. Yani roman çevirilerinde öyle, efendim işte anlatı çevirilerinde öyle, işte veya Farsçadan yapmış olduğu çeviride Sadık Hidayet'in vesaire, veya şiir çevirilerinde daha keza öyle. Muhteşem bir dil zevki var. Muhteşem. Yani bence Yahya Kemal'in o Hayyam rubayileri yeniden söyleyişte söylediği gibi. Yani Hayyam bu rubayileri Türkçe yazmış olsaydı nasıl yazardı diye düşünerek yazdım diyor ya Yahya Kemal. Dolayısıyla bu romanlar, bu anlatılar, bu şiirler Türkçe yazılsaydı nasıl yazılırdı motivasyonuyla çevrilmiştir Necati Gil tarafından. Bu bir kere hakikaten bir Türkçe zevki vermesi bakımından başyapıtları, çeviri başyapıtları bunlar. Yani elbette o dillere aşina olanlar da Necati Gil'in bu çevirilerin hakkını bu bağlamda veriyorlar zaten. Dolayısıyla Necati Gil'i sadece bir şair olarak değil, birinci sınıf bir çevirmen, usta bir çevirmen, usta bir radyo oyunu yazarı, usta bir hoca, usta bir şair filan, böyle birçok yönüyle değerlendirmek, kritikleri öyle. Yani çevirmiş olduğu metinlerle ilgili veya başka kitaplarla ilgili yapmış olduğu kritikler, yazmış olduğu yazılar, yapmış olduğu konuşmalar, söyleşiler, hepsi bir ders niteliğinde. Çok yelpazesi geniş ve komple bir insandan bahsediyoruz. Hayatı, edebiyatla dolu dolu geçmiş ve samimi şekilde, içten bir şekilde edebiyata inanmış, edebiyatın dünyayı kurtaracağına, insanı kurtaracağına, insanı güzel vakitlere çıkaracağına inanmış bir yazarın kaleminden çıkmış satırları okuyoruz biz her kelimede diye düşünüyorum. Bence çevirilerin en büyük özelliği, en başat özelliği Türkçe zevki. Hakikaten ben mesela Victoria'yı, mesela işte Pan'ı, Hamsun'dan yapmış olduğu çevirileri, mesela Sadık Malte'yi falan, onlarca, bakın 3-5 kere değil, onlarca kez okumuşum, onlarca kez. Yani evet, o kitaplar muhteşem kitaplar ama çeviri bambaşka. Bambaşka bir büyü. Yani ikili lezzet alıyorsunuz. Hem kitaptan lezzet alıyorsunuz hem de Türkçenin ne kadar büyük bir dil olduğunu gösteriyor, söylüyor size aynı zamanda bu çeviriler. Bu çeviriler daha çok hangi dilden yapılıyor? Kunu Thompson Norveç. Norveç dilinden. Almanca'dan yapmış olduğu çeviriler. Yani Farsça'dan yapmış olduğu çeviriler. Almanca'da aslında. Tabii. Şey de var. Divan şiirinden şeyler de var. Divan şiiriyle ilgili çalışmalar, çeviri demeyelim onları ama divan şiiriyle ilgili çalışmaları da var Behçet Hoca'nın. Ama tabii şunu biliyoruz. Farsçayı çok iyi bildiğini biliyoruz. Hocası Titse'den dolayı. Almancayı çok iyi bildiğini biliyoruz. İşte diğer dillere de zannedersem aşinalığı var ama bu iki dili çok iyi bildiğini biliyoruz. Hamsun'un Batı'dan çevirdiği eserleri Almanca çevirdi diyebilir miyiz hocam, Almancasından? Ağırlıklı olarak evet. 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 Hocam, için soruyorum. Belki konumuza çok alakası yok ama Hilmi Yavuz'la dostluğunuzu, hukukunuzu bildiğim için soruyorum. Yılmaz Erdoğan'ın 2013 yapımı Kelebeğin Rüyası filmiyle, ki burada Muzaffer
Tayyip Uslu'yla Rüştü Onur'un hayatı anlatılıyor ama burada yine Behçet Hoca da var filmin başrolünde. Evet. Filmle ilgili Hilmi Hoca'nın nasıl hocam? Sizinle hiç sohbet ettiniz mi? Valla şimdi filmi biz de heyecanla seyrettik tabii. Hoca da seyretmiş ama tabii hocanın filmle ilgili bir eleştirileri vardı. Hatta o eleştirileri yazdı da hoca. Sorsaydı söylerdik şeklinde bitirdi. Yani Yılmaz Erdoğan bu filmi yapmadan evvel talebelere danışmış olsaydı, en azından Behçet Hoca'yı tanıyanlara, şimdi Behçet Hoca'yı onun sınıftaki tavırlarını, okuldaki tavrını, tarzını herhalde talebelerinden daha iyi kimse bilemez yani. Evet, anlatılanlar falan ama var ama talebeleri. Çünkü kendine, hocanın söylediği şey şu: Necati Gil'in kendine özgü jestleri, mimikleri vardı diyor. Mesela yürüyoruz diyor yolda, birdenbire alır başını giderdi, vurur başını çeker giderdi diyor. Alır başını giderdi diyor. Hiçbir şey söylemeksiz. Kendine özgü jestleri, mimikleri vardı diyor mesela. Farklı tavırları, tarzları, yani onu Necati Gil yapan, yani şeyleri kadar, müktesebatı kadar aynı zamanda bedensel jestler ve mimikler aynı zamanda. Şimdi bütün bunları bilmeden sadece tırnak içerisinde herhangi talebelerine yardımcı olan, şiir hususunda yardımcı olan bir hoca gibi Necati Gil'i resmetmek, öyle sunmak eksik kaldı diyor, yanlıştı diyor. Dolayısıyla eleştirmişti o bakımdan. Yani orada herhangi bir edebiyat öğretmenini gördüm filan demişti hoca. Bu Necati Gil değil, bizim hocamız Behçet Hoca değil bu demişti. Yani film güzel olabilir, filmden hoşlanmış olabiliriz, filmi sevmiş olabiliriz ama sonuç itibariyle tam olarak Behçet Necati Gil'i verip vermediği hususunda tereddütler var. Hocaya göre, Hilmi Hoca'ya göre ve Necati Gil'i başka tanıyanlara göre Necati Gil tam olarak hoca olarak orada yansıtılmış durumda değil. Dolayısıyla eleştirmişti yani filmi. Ama keşke yapılsa, o da şey bir çaba yani, sonuçta iyi niyetli bir çaba diye düşünüyorum. Keşke daha çok artsa böyle örnek kişilikler veya işte böyle önemli isimler üzerinden filmler, keşke çok artsa diye düşünüyorum. Ercan Hocam, süreyi bayağı açtık ama yine var. Selçuk Hocamın sorusu yoksa şayet Sinan Kaban katılımcımızın, Behçet Necati Gil'in şiirini felsefi anlamda bir yere koymaya çalışsak burası neresi olurdu? Oluşçuluğa yakın bulur musunuz örneğin diye sormuş Sinan Kaban Bey Hocam. Ne hocam, varoluşçuluk mu dedi? Duyamadım. Evet hocam, varoluşluğa yakın bulur musunuz örneğin diyor. Valla ben Behçet Hoca'nın şiirini böyle bir kategori içerisinde değerlendirmek şeyinde değilim, eğiliminde değilim. Yani Behçet Hoca'nın şiiri şudur diyebileceğimiz bir noktada değil bence. Çünkü hakikaten devinim halinde bir şiirden bahsediyoruz. Yani işte Sevgiler'de başka bir şey söylüyor, Katele başka bir şey söylüyor, ne bileyim işte o Kareler Aklar başka bir şey söylüyor, Nilüfer iki başına yürümek falan başka bir şey söylüyor, ya da işte ilk şiirleri başka, Yıldızlar şiiri başka bir şey söylüyor. Yani hayatı içerisinde Behçet Necati Gil'in işte 79'a kadarki dönemi içerisinde, şiir hayatı içerisinde sürekli değişen bir şiiri var. Yani kimi şiirleri şu hususiyetleri gösteriyordur, kimi şiirleri bu hususiyetleri gösteriyordur. Ama bütünüyle egzistansiyelist bir yapı içerisinde değerlendirmek ya da işte şu şiiri yazmıştır Behçet Hoca demek çok mümkün görünmüyor bana. Ama Behçet Hoca'nın 3. 4. kitabından itibaren poetikasının merkezi haline getirdiği şey önemli bence. Doğu ve Batı. Neredeyse birçok şiiri şöyle bir palimpsest kazıyla incelediğimiz zaman altından başka şeyler çıkıyor. Bambaşka şeyler çıkıyor. Yani bir gün Hilmi Hoca beni aradı. Dedi ki, sence dedi Nilüfer şiirine niçin Nilüfer ismini verdi? Behçet Necati Gil. O zamana kadar hiç düşünmemiştim. Onun Hero Leandros mitinden yola çıkarak şiiri yazdığını biliyorduk. Kendi ifadesi var. Ama hoca bir palimpsest okumayla, yani kazıyarak şiiri, üst yapıda tamam bu Grek miti ama altta da Necati'nin bir beytine ulaştı mesela. Çok ilginç. Şunu da söyleyeyim. Hemen aklıma gelmişken. Behçet Hoca'nın Katele diye bir şiiri var. Katele. K-T-L. Eski yazıyı bilenler
hatırlayacaklardır, şey yapacaklardır. Katele, katil kelimesinin kökü. Şimdi hoca, Hilmi Hoca bunun bir okumasını yaptı. Bu okumadan hareketle vardığı sonuç şuydu. Katele şiirini kaç yaşında yazmış Behçet Necati Gül? Bu sonuca ulaştı. Şimdi bakın, bu bilgiyi biliyoruz. Şimdi hocanın bu okumasını okuduk falan. Gerçekten güzel bir okuma falan. Tamam, güzel. Geçenlerde, yani geçen sene bizim Muharrem Evirgen abimizin de etkisi var onda. Şimdi şeyin sahaflarla ilgili bir şey göndermişti ya Muharrem abi. Yunus'la, Aşık Yunus'la ilgili bir kitap göndermişti değil mi? Şimdi şey de... Seçebilirim istiyorsanız Muharrem hocamın. Muharrem hocamın sesini açabilirsiniz. Muharrem abi o kitabı, o dosya varsa gösterir misin? Açık sesi şu anda. Erzuncu. Evet. Yunus ile Aşık Paşa, Yunus'un Batın İliği. Burada şimdi bu metni gönderdikten sonra, bu metni inceledik vesaire filan. Şimdi yine telefonum çaldı. Hoca aradı. Çok ilginç bir şey buldum dedi Hilmi Hoca filan. Raif Yelkenci de var işin içerisinde. Raif Yelkenci'nin bir şeyi, okumasıydı zannedersem o. Yunus'un bir şiiri. Yunus yine böyle şifreli, muammalı şiirlerinden biri. Yunus'un bu şiirini, bu şifreyi çözdükten sonra Yunus'un bu şiirini, o şifrenin bulunduğu şiiri kaç yaşında yazmış olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşılıyor. Şimdi iş birdenbire değişti. Yani Behçet Hoca Katele şiirini yazarken, orada kendi yaşını gizlerken aslında yapmış olduğu şey aslında bir anlamda Yunus'un müktesebatına ulaşmak. Yani o ya da Yunus'un müktesebatıyla, bu tavrıyla, bu tarzıyla ilişki kurmak. Yani yapmış olduğu şey aslında imtidat, o sürekliliği sağlamak. Muhteşem bir şey yani. Ve ben eminim Necati Gül'ün birçok şiirinde böyle çok gizli bizim divan klasik şiirimize ilişkin müthiş hazineler var. Müthiş hazineler, bu hazineler keşfedilmeyi bekliyor. Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Yani çok öyle şey, iyi bir öğretmendi, iyi bir şairdir diyerek geçiştiremeyeceğimiz bir şairden, hocadan bahsediyoruz. Hakikaten çok özel bir insan. Bakın inceledim radyo oyunlarını, bambaşka bir alem var radyo oyunlarında. Sadece radyo oyunları bile bambaşka bir ufuk açabilir insana. Keşke onları değerlendirebilse, keşke onlara başka bir günümüzün ruhunu üfleyerek onları gündeme getirebilsek mesela. Dolayısıyla ben bu tavrı, yani bir yol Yunus'a galibe gider. Öteki yolu söylemiyor. Öteki yolunda biz Alman romantiklerine vesaire batılı şairlere gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tavrı, bu tarzın çok önemli olduğunu ve dolayısıyla sahih şiirin damarını ve zincirinin buradan ilerleyeceğini, o yolun buradan devam edeceğini açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Ben de Hilmi Hoca vasıtasıyla kendimi oraya eklemlemek istiyorum. Yani hocalık olarak da, hayat olarak da yazmaya çalıştığım şiir itibariyle de. Evet Tuna Hocam, saat 10'a geliyor. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım mı? Tamam hocam. Bir soru daha var hocam. Kısaca hocam. Pardon, lütfen. Ahmet Altındağ hocam sormuş. Necati Gül gibi Türk Edebiyatı'nın usta yazarlarını tanıtmak, öğrencide şiir zevkini aşılamak için neler önerir? Malum öğrenciler eskisi gibi şiir ve edebiyata yeterli değil. Biz de genelde sınav odaklı bir eğitim öğretim devam diye sormuş hocam Ahmet Lütfi hocam. Kısaca hocam bu konuda neler yapılabilir? Ben kendi tecrübelerimden de söyleyeyim. Bir kere ben dil bilgisi anlatmıyorum. İşin matematiği hiç umurumda değil. İkincisi müfredat hiç umurumda değil. Açık söylüyorum yani bunu. Kamuya açık yerlerde de defalarca söyledim. Üçüncüsü ders kitabı hiç umurumda değil. Hepsi berbat çünkü. Çünkü iyi bir öğretmene bunların hiçbiri gerekli değil. Hiçbiri gerekli değil. Ayrıca benim misyonum şu. İyi metinlerle talebeleri buluşturabiliyor muyum? Bu kadar. Bunun dışında yaptığım bir şey yok benim mesela. Behçet Hoca'nın da büyük ölçüde yapmış olduğu şey buydu o yıllar itibariyle. İyi metinlerle talebeleri buluşturabiliyor muyum? Dolayısıyla ama iyi metinler derken Behçet Hoca'nın
Şimdi az önce söylediğim, hani bir sevgilim vardı 7-8 sene önce, dün yolda rastladım, sevindi beni görünce, Kabil'inden, şiirlerinden bahsetmiyorum. Nilüfer gibi şiirlerinden, kar gibi şiirlerinden, iki başına yürümek gibi şiirlerinden bahsediyorum. Bir kere şiirin ne olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Şiir bir iç dökmesi değildir. Al eline kalemi, yaz başına gelini Kabil'inden, bir günlük tarzında bir şey değildir. Şiir duygularla, düşüncelerle değil, Malerme'nin ifadesiyle. Şiir kelimelerle yazılır. Türkçeyi iyi öğretmek lazım öğrencilerimize, talebelerimize. Yunus'tan başlayarak. Yunus'u ben bakanlığın yerinde olsam bir dönem Yunus dersi yaparım ya. Bir dönem. Yunus dersi. Biz şimdi burada Yunus yılı ilan ettik. Kutluyoruz. Nasıl kutluyoruz? 3 tane, 5 tane akademisyen bir araya geliyor. Yunus'la ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yunus yılını kutlamış olduk. Değerlendirmiş olduk. Böyle mi? Yunus'un felsefesi, Yunus'un ruhu nerede? Nerede yani? Coğrafyada var Yunus'ta, tarihte var, dinde var, felsefede var, edebiyatta var, dilde var. Var oğlum, her şey var Yunus'ta. Yunus üzerine her şey anlatılabilir. Ama biz hocalar olarak dönüp bir kendimize bakalım, aynada kendimize bir bakalım acaba. Biz ne kadar nasiplendik bu kaynaklardan? Bu kaynaklardan. Sadece kendi kaynaklarımızdan değil, aynı zamanda batılı kaynaklardan. Bir Baudelaire'in şiirini ezbere okuyabiliyor muyuz acaba? Rilke'ye uzanabiliyor muyuz? Ne bileyim işte, Rembo'dan bahsedebiliyor muyuz? Shakespeare'den bahsedebiliyor muyuz? Onları getirebiliyor muyuz? Galip Dede'den bir gazeli okuyabiliyor muyuz? Yunus'tan 3 şiir okuyabiliyor muyuz acaba? Yani şimdi sorunlar çok. Yani burada kendi büyük ölçüde öğretmenler var. Kendi aramızda böyle dertleşiyoruz ama hakikaten ben marif konusunda çok umutlu değilim. Ama böyle güzel çabaları da görünce, yani Selçuk abi gibi hocalarımızı görünce, sizler gibi hocalarımızı görünce, böyle çabaları görünce hakikaten böyle bir umut ışığı da içimde canlanmıyor, bir kıvılcım oluşmuyor değil. Ama çok münferit şeyler bunlar, çok münferit şeyler. İnşallah bir faydası olur, ne bileyim yani bu talebeler, çünkü çok kıymetli talebeler. 13-14 yaşında, 15 yaşında elimize gelen talebeler çok kıymetli ve hakikaten çok önemli dönemlerini yaşıyorlar. Hayatlarının en önemli dönemi, onlara çok güzel şeyler sunmamız gerekiyor. Ama bizim önce onlara malik olmamız gerekiyor, sahip olmamız gerekiyor ki onlara sunabilelim diye düşünüyorum. Dolayısıyla onlara sevdirmekten ziyade önce biz sevelim. Önce biz dağlar, canın çocuk ve Allah'ından 10-15 şiiri ezbere okuyalım. Bırakalım teknik şeyleri. Bırakalım yazdırmayı, ders kitabını, şunu bunu, yani böyle ezberletmeyi, bir takım şeyleri falan. Teknik şeyleri bırakalım. İşin hazzı nerede? Tadı nerede? O tadı bir verelim öğrencilere. Bakın ne oluyor o zaman? Nasıl değişiyor? Nasıl bambaşka bir pencere açılıyor? Hem öğrencide hem bizde. Öğretmenliğimizin, hocalığımızın tadını almaya başlıyoruz o zaman. Şu biraz önceki felsefi olarak nereye oturur sorusuna bir katkı yapmak istiyorum. Ercan'ın söylediklerine ek olarak müsaadenizle. Tabii abi, dinliyoruz. Şimdi Ercan hocam, bilirsin Hasan Bülent Kahraman'ın Yahya Kemal Rimbo'yu okudu mu diye bir kitabı var. Evet. O da şaşkınlığını ifade eder aslında. Şimdi senin ya Behçet Necatigil çözümlemeni yapınca şu denklemi kurmak mümkün. Yahya Kemal yani Paris'teyken mesela Rimbo'dan niye etkilemedi diye şaşkınlık içerisinde bunu anlamaya çalışır kitap, ama Yahya Kemal başta olmak üzere geleneğe ilişkin hakikaten içselleştirilmiş, organik temas kuran büyük şairlerin böyle bir arayış ihtiyacı hissetmediklerini, geleneğin onlara bütün soruların cevaplarını verebilecek yakuna sahip olduklarına ilişkin bir müfredat bilgisine sahip olduklarını görüyorum ben Yahya Kemal'de. Senin anlattıklarından da aynı şekilde. Mesela 1940 kuşağı var, toplumcu kuşaklar. Mesela Necatigil onlara eklemlenmiyor. Aslında o yıllarda çok popüler. Yani evet. Başta olmak üzere. Doğru. 50'lerde biliyorsun tam bu varoşçuluğun göbeğine oturan ikinci yeni var ve sarsıyor ortalığı. Yani o yıllarda neredeyse ikinci yeni şiiri yazmayan yok dersek abartmış olmayız. Evet, doğru. 70'lerde başka bir şey var. Yani 70'lerde tam kaba bir Marksist ve sosyalist, gerçekçi, materyalist bütün bunların içe geçmiş olduğu bir şiir var. Hatta Haydar Ergülen söylemişti. Ben Adnan Özer söyleşisinde de
Onun kendi söyleşim kitapta yer alacak o. Diyor ki İlhan Berk şiir gönderdi Sanat Emeği dergisine. Dergi yöneticileri şunu tartışmışlar Ercan. Yani İlhan Berk'in şiirini yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı? Niçin? Çünkü yeterince sosyalist değil. Şimdi bunları üst üste koyunca 70'li yıllardaki kaba sosyalist gerçekçi ana artere de yanaşmayan bir şiir yazdığını görüyoruz Necati Gül'ün. Bütün bu popüler şiir anlayışlarını eklemlenmemenin tek gerekçesi olabilir. Bence çok ciddi bir kanal oturmuş olmanın konforu. Tabii. Ben aynı konforu Atilla İlhan'da da görüyorum. Atilla İlhan'ı biliyorsunuz bizim kaba Marksistlerden ayırmak gerekiyor. Çünkü onun Asya tarzı üretim mekanizmasına yaslanan yerli bir sosyalizm, biraz Galiyevci, yani sosyalizmi bile bu topraklar üzerinde yerli kılmayı tesis etmeyi amaçlayan bir paradigması söz konusu. Aynı şekilde Atilla İlhan'ın da oraya eklemlenmediğini, ilginç bir şekilde Hilmi Bey'in de oraya eklemlenmediğini, yani bütün bu popüler anlayışları görüyorum. Peki bunun cevabı Selçuk nedir diyorsun? Belki Asaf Alet'ten de bahsedebiliriz senin bu söylediğin bağlamda. Çok doğru, evet. Çok doğru, evet. Çok doğru. Yani bunun tek cevabı çok güçlü bir gelenek dokusunu ruh köklerinde hissetmiş olmakla ancak açıklayabiliyorum ben şahsen. Çok çok teşekkürler abi bu katkın için. Gerçekten öyle bence. Çok bir kere oturmuş bazı şeyler. Hakikaten öyle. Ne yaptıklarını biliyorlar. Ve buna inanmışlar. Bütün hayatları boyunca bunu derinleştirmekle uğraşmışlar. Yani bundan sapmak, bunu şey yap, göz ardı etmek, elini tersiyle etmek söz konusu olmamış. Yani kendi medeniyetinin birikimi bir taraftan da evet yüzlerini batıya da dönmüşler. Oradan da yararlanmak, dünyanın birikiminden de mitoslardan yararlanmak vesaire. Hali hazırdaki edebiyattan yararlanmak, onu da iyi takip etmişler. Dolayısıyla Yahya Kemal'deki durum, işte Necati Gil bir taraftan Asaf Alet öyle, Hilmi Hoca öyle. Bu çok önemli bir şey. Kendi poetik tutarlılıkları açısından. Ve onları bence biricik kılan şey de bu. Önemli kılan, yani bir yere angaje olmayı değersizleştirmiyorum. Bir topluluk içerisinde anılmayı değersizleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama onları adacık kılan bu anlamda bir taraftan bir çizgi var, bir imtidat, bir süreklilik söz konusu ama bir taraftan da Nevi Şahsen Münhasır. Tek başına değerlendirilebilecek, bir adı olarak değerlendirilebilecek isimler bunlar. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Senin de dediğin gibi hem yaşam felsefesi açısından hem de poetik tutarlılık açısından sağlam temelleri olmakla açıklanabilecek hususlar bunlar. Dolayısıyla bizim galiba işte bu iki kanada ihtiyacımız var bugün itibariyle. Evet, teşekkür ediyorum. Başka soru var mıydı Tuna Hocam? İsterseniz Selçuk Hocam, aramızda temiz de var hocam. Öğrencilerin merak ettiği sorular da istesem iki soruyu birleştim ben izninizle. Lütfen. Kürşat Kuru bencimiz şöyle bir sorusu var Ercan Hocam. Behçet Necati Gil yapan en önemli etken sizce hocam diye sormuş. Yine hocam ilk öncelikle ağzın sağlık hocam. Bugüne kadar hiç şiir okumadım. Başlamak için Behçet Hocanın şiirlerinden birkaç tane verebilir misiniz? Yani program aslında maksat hasıl olmuyor hocam. Yani sorular benim de hoşuma gitti. Doğru. Şimdi ben ikinci sorudan başlayayım. Bir kere Yıldızlar şiiriyle Yıldızlar Sevgilerde Nilüfer, bunları not etsin arkadaşımız. Yıldızlar, Sevgilerde, Solgun Bir Gül Dokununca, Kar, iki Başına Yürümek. Bunları okuyabilir. Bunlarla bir başlasın bakalım. Dolayısıyla yavaş yavaş Behçet Necati Gil'in o toplu şiirlerinin bulunduğu kitaba şöyle bir dalarsa, girerse yavaş yavaş kendine ait şiirleri, kendisine seslenen şiirleri bulacaktır. Ama tabii bir ilk okumalar falan değil. Yani ısrar etmek lazım okumalarda falan. Biraz üzerinde durmak lazım şiirlerin. Çünkü her biri şiirlerin çok farklı içerikler ihtiva ediyor, içeriyor, gizliyor. Dolayısıyla Necati Yiğit'in şiiri biraz hele 3. 4. kitabından sonraki kitapları biraz emek istiyor, biraz gayret istiyor. Dolayısıyla biraz sabretmek lazım. Ama bu söylediğim şiirleri ilk okuyuşta anlayabilir, en azından anlamak değil de onlardan haz alabilir. Hele Yıldızlar şiiri ilk kitaplarından birindedir. Yıldızlar şiiri bugün bile
böyle hemen hemen her gün okuduğum ve büyük keyif aldığım şiirlerden bir tanesi. Allah'ın koyduğu yerde yıldızlar daima yalnızdır. Düşünsenize. Allah'ın koyduğu yerde yıldızlar daima yalnızdır. Şimdi Necati Gil'in en önemli hususlarından bir tanesi, az önceden beri söylediğim şey şu. Bir kere hayatıyla eserleri arasında bir mütekabiliyet, bir örtüşme söz konusu. Aslında yazdıklarından hareketle biz hayatına ilişkin çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Onun çok incelikli bir insan olması ve incelikli bir şair olması ve aynı zamanda hem talebelerini doğuya ve batıya hem de kendisini ait olduğu medeniyete ve dünyanın şiirine açık tutması bence Necati Gil'i en önemli hususiyetlerinden biri. İncelikler ne isterler sorusunu sorabilen bir şair çok önemli bir şairdir. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey bu incelikler, bu zarafet. Gülten Akın'ın dediği gibi kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Hakikaten öyle. Bu incelikleri anlamak hususunda şiiri bir vasıta kılabilirsek öğrencilerimiz için, öğrencilerimizin kendi zatlarına, kendilerine hoşça bakmaları için şiiri bir ayna kılabilirsek, bence yapmamız gereken şeyi fazlasıyla yapmışız demektir diye düşünüyorum ben. Sevgili hocam, tek var Muharrem hocamdan. Diyor ki final Talan ve Hocaşke ile bitirsek böyle bir istek var ama ne dersiniz? Muharrem, evet çok güzel olur. Muharrem hocam okusun. Muharrem abi okusun. Neyse hocam mikrofonu açabiliriz. Evet Muharrem abi. Madem öyle, Talan ve Hoca, yani Talan şiirlerinde, hocanın son kitabı Talan şiirlerinde, hocanın kişisel, İlmi Hoca'nın kişisel şahsi hayatının belli özel noktalarına eğildiğini, odaklandığını görüyoruz. En önemli odaklardan biri de Behçet Hoca odağı. Onunla ilgili bir şiir de var. Başka kitaplarında da vardı ama son kitabında da var. Muharrem abi onu okursa biz de zevkle dinlemiş oluruz. Can hocam evet. Senden dinleseydik yani beni şimdi tuzağa düşürme burada. Ben abi senden dinlemek bizim için keyif olur. Evet dinleyelim sen önünde vardır şimdi. Evet. Yani seni kırmak buyurun Muharrem hocam. Talan ve Hoca. Evet, odası dünyadan büyük. Hoca balkonda, bekle. Otobüs, geliyor mu bak. Yaşam bir yük, taşı. Surlar önünde azap. Süs ve iva yok şiirinde. Şipal ve Ali ile kırık çatalda. Düz bir akşam susuyorlar. Topal bir kedi orada. Arada henüz bir şey olmuyor. Derken gül buruştu. Örsük. Odan küçüldü. Hocam, sen gittin ve aşklar birden uçuştu. Oraya buraya. Ev talan, kırıldı encam. Yani bu talan şiirindeki bu talan hoca şiirde işte Necati Gil hocayı böyle yani özellikle Behçet Hoca kitabını okuyanlar birebir o şiirde o her şeyi görebiliyorlar. Yani Behçet Hoca'nın hem o yaşadığı hali hem ruh halini hem de son öldükten sonra Allah rahmet eylesin. Öldükten sonraki halinde bulabiliyor her halde. Şimdi Muharrem abi, Muharrem abi, Necati Gil evet çok abi. Şanslı bir şair ve hoca. Çünkü gerçekten çok iyi talebeler yetiştirdiği gibi işte Hilmi Hoca gibi bir talebe yetiştirdi ve Hilmi Hoca onunla ilgili muhteşem bir kitap yazdı gerçekten. Çok şanslı bir talebe. Hoca ve Hilmi Hoca da çok şanslı bir talebe. Dolayısıyla vefasını böyle ödemiş oldu. Her fırsat şimdi bu önemli. Hilmi Hoca yapmış olduğu her konuşmada sözü Necati Gil'e getiriyorsa işte o Necati Gil'in ne kadar büyük bir hoca olduğunu ve şair olduğunu gösteriyor gerçekten. Bu çok önemli bir şey. Ve yani o zaten öyle bir konuşmanın başında Selçuk abinin söylediği gibi eğer iki kişi ki çok var başka alanlarda da elbette Demir Özlü ve Hilmi Yavuz gibi iki önemli ismi yetiştirmişse bir hoca herhalde işte gereğini yapmıştır diye düşünmemiz lazım. Allah ondan razı olsun. Çok güzel şeyler anlattı, yazdı ve devam ediyor. 79'dan sonra, ölümünden sonra da söylemeye, biz gideriz, söylemeye devam ederiz diyor ya, söylemeye devam ediyor, anlatmaya devam ediyor. Biz de inşallah Necati Gil'e
ve onun talebesi Hilmi Hoca'ya layık talebeler olabiliriz inşallah. İnşallah. Hilmi Hoca'ya ağzına sağlık hocam. Selçuk Hocam, ilave edeceğiniz bir şey var mı Selçuk Hocam? Yok, hayır, zevkle dinledim Ercan Hocam'ı. Katılımcı arkadaşlara da katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler dilerim. Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Ben de hocam Altınoru İlçe Milliyetin Müdürlüğü adına teklifimizi kırmadınız. Allah razı olsun. Selçuk oldu. Zaten ben çok deyince aklıma önce Hilmi Yavuz Hoca geldi. Sonra siz geldiniz. Selçuk Hocam'dan numaranızı aldım. Direkt geçtim. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Necati Gül'ün olduğu her yerde hocalığın konuşulacağı, öğretmenliğin konuşulacağı her yerde varız. Selçuk abinin olduğu her yerde varız. Ben teşekkür ediyorum Tuna Hocam sizlere, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Selçuk abi sana ve bizi bu saate kadar dinleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, Aydın Hocama, Muharrem Hocama, Muharrem abime, Volkan kardeşime ve diğer arkadaşlarımıza. Buradan Yunus'la bitirelim, sağlık safalıkla. Eyvallah hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.